Yamyam. Mehmet Ali Taşçı. Topla topla, çabuk. Abi, zaten iki gün bir şey kaldı. İsterse iki dakika kalsın. Ya ne olacak, bayrak değil mi? Başlatma beni. Sen ne biçim öğrencisin lan? Oğlum, hiç sende anlayış yok mu? Benim ismimi duymadın mı? Bana adam yer fikri derler, adam yer fikri. Ya nihayet 3-5 kuruş defter kitap parası kazanacağız. Biz kazanmayacak mıyız? Devlet vermiyor mu? Daha laf edecek misin sen? Derdimi anlatıyorum abi. Hadi lan, derdini anlatıyormuş. Sana bir şey değil mi kas kafalı? Verirsin dişimin payını, açarsın tezgahını. Yoksa bu caddeler babanın çiftliği değil. Benimdir, benim. Senin gibi kaç tanesini yedim buralarda ben. Ya dişimin payını ya topla tezgahını. Alırım bayraklarını elinden, avcunu ovalar kalırsın. Dönüşe görmeyeyim, hadi topla, topla çabuk. Bazı manzaralar, bazı durumlar, bazı hisler vardır ki onları kelimeler ifade edemez. O anda susmak en güzel ifadedir. Anlatmak istediğimizi karşımızdakine ancak o sahneyi yaşatmak suretiyle kavratabiliriz. İşte bu çeşit kavramlardan bir tanesi de yamyamlıktır. Bizce masallarda, Afrika'ya ait hikayelerde yahut ansiklopedilerde bilgi olarak rastladığımız yamyamlık, soğuk bir mefhumdan öteye geçmez. Ağaca, suya, toprağa olan ilgimiz, yamyama olan ilgimizden kat kat fazladır. Bir de, yenmekle karşı karşıya kalsak yahut yamyamlarla ıssız bir ormanda karşılaşsak, o zaman enteresan psikolojik durumların içine düşeriz. Medeniyet namına her şeyin zirvede olduğu 20. yüzyılda, modern bir yamyamla karşılaştığımızda ise ne yapacağımızı şaşırır, aptallaşırız. Fertlerin ve cemiyetlerin karşılaştıkları olağanüstü vahşi durumlar karşısında aptallaşmalarından ve kararsızlıklarından korkulmalıdır. Zira bu hal, fırtına öncesi sessizlik anına benzer. Okumak. Çileli kelime. Okul. Talebelerin umutla geçirdikleri yılların güzergahı. Çalışmak. Fakir talebenin ilk işi. Formaliteler, zorluklar. Senin benim hepimizin düşmanı. Yamyamlar. Dişlerini bilemiş, bir lokmamızı paralamak için en ufak fırsatı kolluyorlar. Yalnız mahzun fakir talebeye zorluk, yalnız mahzun fakir talebeye çile var artık. Ders yılı başlamak üzere. Köyden ayda ancak 250 lira gelir. Ailenin iliklerini emer gibi güçlükle gönderilen bu para yetse ah, İstanbul gibi yerde 250 lira nedir ki? Sere çalışmak düşer. Her ayın 1/3'ünde mutlaka derse gitme mecburiyeti vardır. Geriye kalır 10 gün. Bu 10 günde çalışmak gerekir. Amelilik mi yaparsın, hamallık mı? Ayakkabı mı boyarsın, garson mu olursun? 5 metre 1 liraya lastik yahut 2 tane 1 liraya kalem mi satarsın? Yoksa Karaköy geçitlerinde, yeni caminin önünde jilet mi satarsın? Nasibin yeğse ufak tefek bir müessesenin aylık hesap işlerini bulursan rahat edersin. Bütün bunlar fakir fakat okumak isteyen talebenin yapabileceği meşru işlerdir. Gayrimeşru yollar da deste destedir. Fakir Anadolu çocuğu o taraklarda bez dokurken görülmez. Bir de burs vardır. Piyango gibi bir şey. Dayın varsa vurur, dayın yoksa durur. En garantilisi çalışmaktır. Alın teri, altın tozudur. İşin ucunda akşamlara kadar soğukta kavrulmak, mosmor kesilmek varsa da milletle beraber olmak da vardır. Onun gibi yaşamak, aynı zorluklara göğüs germek, esnaf tabakasıyla içli dışlı olmak, halkın dertleriyle yoğrulmak, onunla aynı ızdırabı tatmak. Bütün bunların ileride bir makam sahibi olursak en büyük rehber olacağına inanıyorum. Hiç olmazsa burnum Kaf Dağı'nda bulut çizmez. Milletle, sevgili halkımla aramda kilometrelerce uçurum olmaz. Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyordu. Bayramdan önce birkaç gün bayrak satıp da 3-5 kuruş kazanayım dedim. Caddenin işlek ve bayrak sergilemeye müsait yerlerini tespit ediyordum. Güzel bir yer bulup izin alacaktım. Etrafı ayrı ayrı ve dikkatle kontrol edişim, kazak satan bir işportacının dikkatini çekti. Ne o hemşerim, ne ararsın? Şöyle bakıyorum da. Ne yapacaksın? Bayram geliyor ya, bayrak satacağım.
Belediyeyi gördün mü? Yerini tespit ediyorum. Dilekçe verip izin isteyeceğim. Oo, senin daha hiçbir şeyden haberin yok hemşerim. Kusura kalma ama sana bir akıl vereyim. Ver bakalım. Sen hiç dilekçe milekçe verme. Ya? Şu ileride amirlik var. Evet. Orada saçları kır, bıyıkları kara boyalı birisi baş masada oturur. Necidir o? Buranın amiri. Adı nedir? Fikri. Adam yer Fikri. Ona var sen. Abi sen müsaade edersen bir iki gün bayrak satacağım, suçum neyse çekeyim de. E ondan sonra? O da memuru yanına verir, git nerede satacak bak der. Dışarıda memur sana suçunu söyler. Artık 25 mi, 30 mu, 40 mı talihine gayrı. E o ne oluyor? Diş payı, diş. Hadi arkasından ağız payı da çıkıverirse? Diş payını vermezsen ağız payı değil boğaz payı bile çıkar. Fikri demişler ona, adam yer Fikri. Olmaz. E olmazsa satamazsın. İzin alırım. Alamazsın. Başka semtte satarım. Oradakiler bırakacaklar mı? Ha adam yer Fikri'ye uçlanmışsın, ha Zebella Mahmut'a. Hiç bunun çaresi yok mu? Yok hemşerim, yok. Ben çaresini bulurum. Sen bu yola yeni çıktın hemşerim. Biz kaç gidip geldik? 20 yıldır iş portacıyım. Satış yapmadığım semt kalmadı. Bunların hepsi aynı soydanlar. Bu sattığımız yer 50'lik yer. Biz haftada 30 veriyoruz. Memur gelirken 30'luğa, gidince 50'liğe. Hadi 50'lik de yakalarsa? Verirsin 50'liği, kurtarırsın paçayı. Şube müdürüne şikayet etmiyor musunuz? Kuyruğun yağlı tarafı onun boğazında. Balık baştan kokar hemşerim, balık baştan kokar. Dedim ya, sen bu yola yeni çıkıyorsun. İşportacıların hepsi diş payını veriyor mu? Almayacak ya, tabii veriyor. Vermezse? Yer adamı be Fikri. Nasıl yer? Alır malını, vermez bir daha. Elinden malı kurtarmak için 3 gün uğraştın mı evde çoluk çocuk açlıktan ölür, dilendirir adamı Fikri. Ocağını söndürür. Ona boşuna adam yer Fikri dememişler. Daha başka nasıl yer? O malı vermeyince sen ya 200-300 kıstırıp cezasını da ayrıca öder malını alırsın, yok malın o kadar etmezse yeniden mal alırsın, alırsın ya ona da akşama el kor, ondan sonra somurtur kalırsın, bostan korkuluğu gibi. E'si m'si yok, 3 kere malına el koydu, 5 kere ceza yazdı mı elini oyuşturur, başlarsın ağlamaya. İşte 7 senin Fikri. Yoksa kelleni kesip kazanda fokur fokur kaynatmayacak ya. Siz bu semtte kaç kişisiniz? En azından 500. Gayri ihtiyari ağzımdan hayret ıslığı çıktı. Dehşet verici bir manzaraydı. Diğerleri ne kadar diş payı verir? Yerine ve zamanına göre değişiyor. Zamanı da ne demek oluyor? Zamanı demek oluyor. Allah Allah. Bayram gelirken haftalık 2 kat olur. İstersen verme. Satışın cafcaflı olduğu zaman yapamazsan ne zaman yapacaksın? Yerine göre nasıl oluyor? Ana cadde ve ara caddeye göre diş payı değişiyor. Her hafta memur toplar, en azı haftada 25 liradır. Ondan sonra 50, 75, 100'e doğru çıkar. En az kim verir? Kapı pencere kenarına sünger şerit satan çocuklar. Haftada 25. Vurgun vuruyor desene bunlar. Vuruyor ya. Bu devirde fabrika kuracağına şube müdürü ol. Şöyle bir düşündüm, ortalama işportacı başına 50 lira alınmış olsa 500 işportacıdan her hafta 25 bin lira tutar. Ayda 100 bin lira. Bir de devlet maaşı. Müdürle anlaşıp adam yer Fikri'yi suçüstü yakalatın. Kime kimi yakalatacaksın be? Müdürü de Fikri, amiri de Fikri, memuru da Fikri. Biri değil ki, hepsi adam yer bunların. Hadi eyvallah, küçük Fikri geliyor. Kazakları 30'luğa kaçırmalı, 50'liği cin çarpar gibi kapıp kaldırır. Öbür arkadaşıyla birlikte kazakları üstüne koyduğu meşinin 4 ucundan bağlanmış iplerden tutarak ara sokağın içine doğru kayboldular. Fakat memur görmüştü, yanımdan geçerken onların kaybolduğu sokağa doğru bakıp dişlerini gıcırdatarak geçti gitti. O gün akşama kadar gözümün önünde adam yer Fikri, diş payları ve 100 bin liralar 500 tane işportacının etrafında dans edip durdular. Her şeye rağmen dilekçem elimde şube müdürlüğüne gittim. Lakin bugün gelmez, yarın gel dediler. Ertesi gün saat 11:30 oldu, henüz müdür gelmedi. Kapıcı, kardeş öğleden sonra gel artık diye dışarı çıkarttı. Öğleden sonra vardığımda müdürün saat 12'ye doğru gelip 10 dakika durarak o günkü mesaisini tamamladığını öğrendim. Artık ertesi gün gelmek düşüyordu. Ne yazık ki ertesi günde müdür bey, bayrak izinlerine yarın bakacağız, bugün git yarın gel deyince garip garip geri döndüm.
Satıp satmama kararsızlığı içinde ertesi gün yine vardım. Saat 11.30'a gelince kapıcı, "Kardeş artık öğleden sonra gel" diye kapı dışarı çıkardı. Ben de kapıda bekledim. Saat 12'ye doğru müdür bey geldiğinde zor zahmet dilekçemi imzalattım. "Müdür, götür kaydettir" dedi. Kayıt bürosunda dilekçemi elimden alan bayan, "Yarın gel al." "Ablacığım, 5 dakikalık iş." "Yarın gel al." "Ne olur yapıverseniz." "Al öyleyse dilekçeni." "Peki peki, kalsın." Ertesi gün bürodan dilekçemi aldım. Müdür muavinine de imzalattıktan sonra ismini bilmediğim bir zabıta makamınca da tasdik edilip satacağım yerin amirliğine, yani adam yer fikriye sevk olundu. Nihayet onunla da müşerref olacaktık. Adam yer fikri kaşları kalkık, çenesi sarkık, ensesi düzleşmiş, göbeği şişmiş, şampuanla sertleştirdiği kır saçları dazlak kafasını göstermemek kaygısıyla taranmış vaziyette. Koskocaman baston kabağının manzarasını arz eden başının umumi görünüşünü simsiyah boyattığı bıyıkları bozuyor. Saçlarıyla tezat teşkil edecek derecede boyanmış ve iğreti duruyormuş hissini veren bıyığı suratına yapmacık duygusunu katıyor. Vitrinlerde 100-150 lira arasında değişen kalın kravatı, titizlikle üzerinde durduğu belli olan gömleği, şişkin göbeği, kalın kaşlarıyla ucuna doğru incelen burnu ve küçük kulaklarıyla yuvasına tünemiş baykuş gibi bakıyor. "Gel bakalım delikanlı, nedir o elindekiler?" "Bayrak satmak istiyorum da izin dilekçesi." "Bayrak mayrak satmak yasak." "Nasıl olur efendim, bakın müdür beyin izin verdiğine dair imzası var." "İsterse reisi cumhur olsun." "Neden yasak efendim?" "Kalabalık ediyor, gözü bozuyor, koy dilekçeni de git." "Olmadıktan sonra dilekçeyi neden bırakayım?" "İstersen al da git." "Bu iş burada bitiyor mu yani?" "Hayır, yeniden başlıyor." "Öyleyse efendim, müsaade ederseniz ben semtiniz dahilinde bayrak satmak istiyorum." "Yarın gel, ben o zamana kadar düşüneyim." "Efendim, siz izin verirseniz ben dilekçemi götürüp işgaliye parası ödeyeceğim, bir de yarın uğraşmayayım." "Oğlum, burası devlet kapısı, devlet senin emrinde değil ki işini şıpadak yapıversin. Hem başkasının işi için uğraşmıyorsun ya, yarın gel diyorum, yarın gel, hadi yürü." "Peki efendim, yeter ki siz kızmayın." Adam basbayağı postasını attı, gönül diyor ki al ayağının altına çiğne çiğne. Gel velakin vazife başında devlet memuruna hakaretten en az 6 ay içeri. Adam vazifesini yapıyormuş, o başka. Kanunun gözü yok ki görsün adam yer fikrinin derebeylik yaptığını. Ölür müsün, öldürür müsün? Diş payını versem? Hayır, hayır olmaz. 2 sene sonra lise öğretmeni olacak bir şahıs rüşvet verirse memleketin hali nice olur? Bugün rüşvet ver, yarın talebelerine doğruluktan, adaletten bahset. Olmaz, olamaz. Bugün rüşvet verirsem yarın talebelerimin karşısına yalancı, sahtekar olarak çıkarım. Ben bunu yapamam. Ertesi gün adam yer fikri biraz daha sakindi. İyi günler efendim. İyi günler. Acaba netice ne oldu, öğrenebilir miyim? 27, 28, 29'un da öğlesine kadar satışı serbest bırakıyorum. 2,5 gün nedir ki efendim, hiç olmazsa 4 gün olsun, talebeyiz, birkaç kuruş defter kalem parası. 2,5 gün. Öyleyse dilekçemi verin de işgaliye parasını yatırayım. Ne işgaliyesi, işgaliye falan yok. Peki efendim, Allah'a ısmarladık. Dur bakalım, gitme. Buyurun. Tezgahın 1 metre uzunluğunda olacak, fazla büyük olursa sattırmam, bayrak asmak falan yasak. Aman efendim, asmazsan millet nasıl görsün bayrak sattığımı, zaten şu kadarcık tezgah istiyorsunuz. Bak bak bak, neler de biliyor küçük bey, nasıl görecekmiş, gözleri kör mü be? Peki efendim, kızmayın. Git ayın 27'sinde aç. Tamam efendim, olur efendim. Adam yer fikri can alıcı noktadan yakalamıştı. Ben gelip 27'sinde açacağım. Elimde ne işgaliye ne izin kağıdı, o da gelip alacak malı elimden yahut açtırmayacak. Mecburi uçlanacaksın diş parasını. Ulan adam yer fikri, ağını iyi kurmuşsun ama ben biraz kemikleri sert, kanatları kuvvetli sineğim. Senin ağını da yırtıp geçeceğim. Doğru şube müdürüne gittim. Efendim, bayrak satışı için izin çıkartıyordum. Fikri Bey dilekçemi vermiyor. Dolayısıyla işgaliye ve izin kağıdı çıkartamayacağım. Nasıl olur? Bilmiyorum, oluyor işte. Pekala, şu kağıdı al, bana gelsin çabuk. Masasından bir kağıt çıkarttı. Fikri, bayrak meselesini konuşmak için buraya gel diye yazdı. İmzasını da atarak elime tutuşturdu.
Adam yer Fikri'nin masasına kaşlarım çatık ve suratım asık kağıdı bıraktım. Artık savaş başlamıştı. Uysallık bir kenara bırakılmalıydı. Fikri okudu, yüzünde alaycı bir tebessümle kağıdı yırttı, avucunda buruşturdu ve ayaklarıyla çiğnedi. ''Fazla ileri gidiyorsun, senin de ağzını kağıt gibi cart dadak yırtarım. Defol buradan pezevenk herif.'' Tüylerim diken diken olmuştu. Şimdiye kadar babamdan bile azar işitmemiştim. İçimden ''Sabret, bir tokat vursan suçlu sen çıkarsın.'' diye düşündüm. ''Beyefendi lütfen nezaketli konuşun. Sizi müdür bey istedi, benimle gelmenizi belirtti. Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz?'' ''Gidiyorum.'' ''Cehenneme kadar yolum var.'' Kapıyı hızla çekerek suratına çarparcasına çıktım. Müdür beyin yanına vardığımda öfkeli ve nefesliydim. ''Gelmiyor efendim.'' ''Pekala, ben onunla görüşürüm. Siz yarın geliniz.'' dedi. ''Teşekkür ederim. Güle güle.'' Ertesi gün vardığımda müdür beyin kaşları çatıktı. ''Efendim, bayrak satışı izni meselesini öğrenmek istiyorum. Acaba görüştünüz mü?'' ''Fikri beyin dediğini yap ve sat. İşgaliye ve izin kağıdı, amma da anlayışsızmışsın. Çıkabilirsin. Çıkınız.'' ''Peki efendim.'' Belli ki burası ağın ya merkezi ya da merkeze yakın olan yeri. Eğer satabilirsem 2,5 gün için 7 gündür uğraşıyorum. Bir günde yer tespitiyle bayrak almayı hesaba katarsak eder 8 gün. Ayın 27'sinde satmaya vardığımda 2 bayrakçı benden evvel açmışlar, satıyorlardı. Bayraklarımı açıp yakın olanın yanına vardım. ''Merhaba kardeş, pazar olsun.'' ''Merhaba canım, sağ ol.'' ''Ne zaman açtınız?'' ''Bugün 3. günü.'' ''Allah Allah.'' ''Neden Allah Allah çektin?'' ''Bana 27'sinden evvel satış yasak dedi de.'' ''Anlaşılan sen diş payını vermemişsin.'' ''Siz verdiniz mi?'' ''Öbür satan arkadaşla beraber verdik.'' ''Ne kadar verdiniz?'' 50'şer lira. Satmak istiyorsan sen de ver.'' ''Vermem.'' ''Öyleyse satamazsın.'' ''Kendisi sat dedi.'' ''Der demesin ama diş payını vermezsen yanında memur olan küçük Fikri'yi göndertip toparlattırır. Ben 4 senedir bayrak satarım, bunların hangisi olursa olsun ya büyük boy bayrağını alırlar ya da paranı.'' ''Demek vermezsek satamayız ha?'' ''Katiyen.'' ''Pekala, iyi satışlar.'' ''Güle güle, sana da.'' İkisi de iplere bayraklarını asmışlar, kocaman kocaman tezgahlarda satıyorlardı. Ben de bir ip gererek bayraklarımı astım. Saat 10:30 sularında küçük Fikri ile adam yer Fikri geldi. Adam yer Fikri, ''Niye astın lan?'' ''Bayraktır efendim, kirletmez ya.'' ''Topla çabuk.'' ''Diğerleri asıyor.'' ''Oğlum, onlar ikametgahla nüfus hüviyeti cüzdanı sureti getirdiler, işgaliyelerini çıkartıp izin kağıtlarını aldılar. Sen de aldın mı?'' ''Siz aldırtmadınız.'' ''Aldırtmadıysam şimdi aldırtıyorum. Ben kanunsuz iş yapamam. Kanun işportacıdan ikametgah belgesiyle nüfus hüviyeti cüzdanı sureti istiyor.'' ''Efendim, ben ikisini akşama ancak çıkartırım. Yarın öğleye kadar da işgaliyeyle izin kağıdı sürer. Bayram günü öğleye kadar satış olmaz. Yarım günde de ne satış yapabilirim?'' ''Oğlum, kanuna uy, kanuna. Sen kanuna uymazsan cahil halk ne yapar?'' ''İnsaf edin efendim.'' ''Topla, çabuk topla.'' ''Abi, zaten 2 gün bir şey kaldı.'' ''İsterse 2 dakika kalsın, topla.'' ''Ne olacak, bayrak değil mi?'' ''Ulan başlatma beni, sen ne biçim öğrencisin yahu? Oğlum, hiç sende anlayış yok mu? Benim ismimi duymadın mı ha? Bana adam yer Fikri derler, adam yer Fikri.'' ''Nihayet 3-5 kuruş defter kitap parası kazanacağız.'' ''Biz kazanmayacak mıyız?'' ''Devlet vermiyor mu?'' ''Daha laf edecek misin sen?'' ''Derdimi anlatıyorum abi.'' ''Hadi lan, derdini anlatıyormuş. Sana bir şey diyeyim mi kas kafalı? Verirsin dişimin payını, açarsın tezgahını. Yoksa bu caddeler babanın çiftliği değil, benimdir, benim. Senin gibi kaç tanesini yedim buralarda. Ya dişimin payını ya topla tezgahını, alırım bayraklarını elinden. Avucun ovalar kalırsın, dönüşe görmeyeyim, hadi topla. Topla çabuk. Fikri, sen kal başında.'' ''Baş üstüne amirim.'' Ben asılı bayrakları toplarken küçük Fikri yanıma yaklaştı. ''Ver diş payını da işini yürütmeye bak.'' dedi. ''Ne vereceğim?'' ''70 lira. E onlar 50'şer vermişler, kalan 20'si ne oluyor yani?'' ''O da kalın kafalılığının, anlayışsızlığının cezası.'' ''Ne o, satmayacak mısın yoksa?'' ''Yanımda 35 lira param var, bayraklarımı toplayayım da üstünü bulup getireyim.'' ''Olur, topla.'' ''Yok, satmayacağım.'' desem, iyi biliyorum ki izinsiz satıştan bayraklara el koyacak. Ondan sonra hem diş payını vereceğim hem de cezasını. Yani adam yer Fikri böylelikle beni de yemiş olacak. Küçük Fikri, ''Ben ilerideki büroya gidiyorum, diş payını oraya getirir açarsın, tamam mı?'' dedi. ''Pekala efendim.'' dedim.
Siz bir öğe kadar zahmet olmazsa lütfedin, ben diş payını hemen çabucak bulup getiririm. O bir öğe doğru kayboldu gitti. Bir elimde tezgah, bir elimde çantam iskeleye doğru inerken, gözlerimden birer damla gözyaşı yanaklarıma doğru süzüldü. Yarın lise öğretmeni olduğumda tertemiz öğrencilerimi her gün 8 saat adam yer fikirlerin, yamyamların ağlarına teslim etmek için mi yetiştirecektim? Gönlüm buna rıza göstermedi. Gözlerimi kapadım. Ellerim büyüdü, büyüdü, kocaman oldu. Pençelerim çelikleşti. Yamyamlarıyla beraber bütün ağları pençelerim arasında parçalayıp çöp sepetine atıverdim.